toprağa. Tabii toprak sağlığının iyileştirmesini konuşurken aynı zamanda organik madde düzeyini de konuşmak lazım. Yani yapısını da toprağın konuşmak lazım. Bu konularda da azaltılmış toprak işlemeleri ve yeşil gübreleme gibi uygulamaları da teşvik ederek aynı zamanda toprak sağlığının da ilerlemesini amaçlıyoruz. Su kaynaklarının tabii ki temiz olması ve verimli bir şekilde kullanılması çok önemli. Arazinin içerisinde ve dışındaki biyoçeşitliliğin sağlanması ayrıca bir kriterimiz. Ve son olarak da demin bahsettiğim gibi sosyal anlamda iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edecek ve onların haklarını riayet edecek bir çalışma koşullarını sağlamaya çalışıyoruz. Hepimizin yaşadığı gibi küresel iklim krizi ve bunun getirdiği kuraklığı her geçen gün daha fazla hissetmekteyiz. Bu açıdan da bu sürdürülebilir tarım politikalarına ne kadar hızlı bir geçiş sağlarsak o kadar yararlı olacaktır. Fakat bunun ötesinde aynı zamanda bizim tekstil ve hazır giyim sektörümüzün de yurt dışı piyasalarında satış yaptıkları nitelikli pazarlarda biliyorsunuz artık tüketiciler bir hikayesi, bir sürdürülebilirlik etiketi olmayan bir ham maddeden üretilmiş bir artık ürünü istemiyorlar. Bunu özellikle ihracat yapan firmalarımızdan birkaç sene içerisinde markaların bu etiketlere sahip olmayan pamukları almayacaklarına dair bilgileri alıyoruz. O bakımlardan bu uygulamaların yaygınlaştırılması için neler yapabiliriz diye baktığımızda en önemli bizce unsur destekleme politikasından tutun da tarımsal eğitim ve yayın politikalarına kadar bütün tarım politikalarının temelinde artık sürdürülebilirliğin olması. Bunun yanında tabii ki mesela su kullanımında verimli kullanalım diyoruz. Bunun sağlanması için belirli tarımsal sulama altyapı yatırımlarında yapılması çok önemli. Çünkü çiftçimiz mesela salma sulama yapan bir çiftçimiz basınçlı sulama tekniklerine geçmek istediği zaman bunun altyapı eğer izin vermiyorsa geçmesi kendi maliyetleriyle karşılayabilecek bir düzeyde olmadığı için tabii ki devletimizin de bu konudaki yatırımlarını sürdürmesi çok önemli olacaktır. Aynı zamanda teknoloji ve sürdürülebilir akıllı tarım yatırımlarının da desteklenmesi bu geçişi hızlandıracaktır. Tabii yapılabilecek işleri kısa vade ve uzun ve orta vade olarak ayırdığımız zaman kısa vadede üreticinin sürdürülebilir bir pamuk üretimi yaptığı zaman bu arada sadece iyi pamuk uygulamaları olarak söylemiyoruz. Organik tarım da onarıcı tarım veya normal iyi tarım uygulamaları olarak da bir destekleme mekanizmasında bir pozitif ayrımcılık yapılması kesinlikle kısa vadede güzel bir etki yaratacaktır. Orta ve uzun vadeye geldiğimizde ise ileri tarım tekniklerini uygulayan ülkelere baktığımız zaman bunların içerisinde Amerika'yı, Brezilya'yı, Avustralya'yı, İsrail'i sayabiliriz örnek olarak. Bu ülkelerin hepsinin kendi ulusal sürdürülebilir pamuk standardını kendileri hazırlamışlar. Bizim de aynı şekilde bunu hazırlayıp uluslararası standartlarla eş değerliliğini sağladığımız zaman ve bunu da yine kendi kurumlarımızla yaygınlaşmasını ve kontrolünü de sağladığımız zaman gerçekten çok daha sağlıklı bir yola girmiş olacağız. Burada özellikle bakanlığımızın da çok saygıdeğer temsilcileri olduğu için bunu özellikle belirtmek isterim. İnşallah bizim de içinde olduğumuz bakanlığımız ve bütün ilgili kurumların olduğu bir çalıştay yaparak bu kendi pamuk standardımızı, sürdürülebilir pamuk standardımızı nasıl yaparızı inşallah önümüzdeki dönemde hayata geçirmek arzusundayız. Bunları yaparak sadece kaynaklarımızın daha verimli kullanılmanı değil, aynı zamanda çevreye ve insana daha duyarlı bir üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Ve tabii ki yine tekstil ve hazır giyim sektörlerine dönecek olursak, bu standartlara haiz olan ürünler için yurt dışından yaptığımız ithalatı ve buna olan bağımlılığımızı azaltmış ve ihracatımızın da katma değerini böylece yükseltmiş olacağız inşallah. Tabii bizi sevindiren bir başka konu da özellikle Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde son birkaç senede yapılan çalıştaylardan çıkan sonuç bilgi dengelerinde de
bu bizim bahsettiğimiz ve önerdiğimiz şeylere çok paralel hedefler görüyoruz. Özellikle 2019 senesinde Tarım Bakanlığı Şurası sonuç bildirgesinde ve 2021 senesinde geçen sene iklim değişikliği tarım değerlendirme raporunda yine bu sürdürülebilir tarımsal üretimin öneminin altının çizildiği ve bunun yaygınlaştırılmasıyla ilgili hedefler konulduğunu görüyoruz. Şu anda Türkiye'de iyi pamuk üretimi ne noktada diye baktığımız zaman İyi Pamuk uygulamaları Türkiye'de 2013 senesinde İPUT Derneği'nin kurulmasıyla kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Tabii o zamanlar ilk senelerde yaklaşık 7000 hektarlık bir aranda üretim yaparken son geldiğimiz noktada 30.000 hektarlara ulaşmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki sene yani bu 2022 sezonu içerisinde 80.000 hektarlık bir alanda 4.000'in üzerinde çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bizim iyi pamuk uygulamalı standartlarımız aslında buna geçmek isteyen çiftçiler için çok rahat ve yumuşak bir geçiş diye tabir edebileceğim bir sistem kurgulanmış durumda. İlk başlarda asgari kriterler ile başlayarak yıllar geçtikçe üzerine koya koya tam bir sürdürülebilirlik kriterlerine uyumlu bir süreç tasarlanmış durumda. Tabii bunu yaparken bizlerin her pamuk üretim alanında, bölgesinde yardımcımız olan uygulama ortaklarımız var. Bu uygulama ortaklarımızın kendi içerisinde çalıştırdıkları ziraat mühendisleri aracılığıyla bu geçiş yapmak isteyen ve hali hazırda da uygulamasını yapan çiftçilere hem destek olunuyor hem de onların yaptığı uygulamalar kayıt altına alınıyor. Bizim şu an itibariyle 3 tane uygulama ortağımız bulunmakta. Aydın ilinde Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF Türkiye, İzmir ve Manisa illerinde Canbel Tarımsal Danışmanlık, Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgelerimizde de GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın da teknik desteğiyle birlikte bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede derneğimiz özellikle bu uygulama ortaklarının bulunması ve desteklenmesi, onların çiftçilere hizmet götürmesiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi ve arazi düzeyinde denetim ve veri toplama çalışmalarını yapmaktadır. Tabii bunların dışında aynı zamanda belli bölgelerde belli sürdürülebilir konularında sorunlar eğer tespit edildiği zaman bunlarla ilgili proje ve pilot projeler de geliştiriyoruz. Mesela bir tane örnek vermek gerekirse Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'yla birlikte bir proje geçen sene yürüttük. Yaklaşık 4 tane pamuk üretim merkezinde, çiftliğinde mesela yani sadece tarım hava koşullarını takip etmek değil, aynı zamanda erken uyarı sistemlerini de veren meteoroloji istasyonları buralara kuruldu. Aynı zamanda toprak nemini takip ederek doğru bir sulama ve optimal bir sulama sağlanması için toprak sensörleri yerleştirildi. Aynı zamanda da yine demin bahsettiğim entegre zararlı mücadelesinde doğru zamanda ve doğru miktarda ilaçlamayı yapmak için içerisinde kamera bulunan tuzaklar yerleştirildi. Bunları cep telefonunuzdan bile nerelerde olursanız olun takip edebileceğiniz bir sistem kuruldu. Böylece akıllı tarım uygulamalarında pilot projelerle çiftçilerimizin görmesi, tanışması ve inşallah ileriki dönemde de daha da yayılmasını hedeflemekteyiz. Tabii şunu da belirtmek gerekir. Bütün bu faaliyetlerimizi yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan fonluyoruz. Yani üreticilere hiçbir şekilde bir maliyet bu konularda yansıtmamaktayız. Ben kısaca yaptığımız faaliyetlerden bahsetmek istedim. Sözlerimi tamamlarken bu zirvenin hayırlara vesile olmasını tekrar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Tanman'a hem konuşması hem de zamanı çok iyi kullandığı için teşekkür ediyorum. Bir özür dileyerek Sayın Doktor Başak Egesel'i kürsüye davet etmek istiyorum. Bir kaydırma oldu. Sayın Egesel 1996 yılında
lisans, 98 yılında yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. Doktora öğrenimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde organik tarımda yağ bitkileri kalite parametreleri üzerinde yaptı. 1998-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektörde satış ve sunum danışmanı, 2002-2011 yılları arasında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, Kasım 2020'den beri Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Buyurun Sayın Egesin. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Değerli başkanlarım, değerli sektörün temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak hepinize saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Evet, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanıyım. Konu da sürdürülebilir tarım olunca direkt olarak bizim dairemizin konuları, çalışmaları, yaptığımız mevzuatlar, projeler, yayım çalışmaları hepsi aslında bu panelin konuları içerisine girmekte. Ünal Hocam sağ olsun özel bir ricada bulundu. Dedi ki organik pamuğun üzerinde duralım ve özellikle yapmayı planladığımız, bütün sektörün paydaşlarıyla yapmayı planladığımız proje üzerine duralım dedi. Aslında organik tarım üzerine çok konuşmamız gerekiyor bugünlerde. Çünkü bir Paris Anlaşması, Yeşil Mutabakat süreci ve bu süreç gereği ülke adına yapmamız gereken, almamız gereken bir sürü hedefler, önlemler, çalışmalar var. Tabii bu çalışmaları değerlendirdiğimizde ve Yeşil Mutabakat sürecini aynı zamanda pandemiyi de değerlendirdiğimizde özellikle güvenilir gıdayla ilgili yapılacak olan ve sektör paydaşlarıyla yapılacak olarak her türlü projenin çok kıymetli olduğunu ve bununla ilgili bir an önce faaliyete geçip bir plan dahilinde uygulamaya başlamamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Dünyada, global dünyada tabii ki organik tarım son günlerde de çok giderek artmaya başladı, bir ivme kazanmaya başladı. Özellikle Avrupa Birliği şunu demeye başladı. 2030 yılına kadar tüm tarım alanlarının %25'ini organik tarıma geçireceğiz diye bir taahhütte bulundu. Tabii bununla birlikte kimyasalların, pestisitlerin azaltılmasıyla ilgili de çeşitli kararlar var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde önümüzde bir pazar var. Ve bu pazar özellikle pamuk sektörü içinde çok kıymetli bir pazar. Ki özellikle ihracata gönderiyoruz ürünlerimizi. Duyarsız kalmamamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Gelişmelere baktığımızda özellikle son 2 yılda %3-%4'lük üretim alanlarında artışlar var dünyada. Ülkemizde tabii ki bizim bir Türkiye'nin hazırladığı bir mevzuat var biliyorsunuz. Organik tarımla ilgili 5052-62 sayılı organik tarım kanunu gereği yaptığımız TR kapsamında bir sertifikasyon var. Tabii bunun yanı sıra bir de ülkemizde farklı sertifikasyonlarda AB olabilir, NOP olabilir, CAS olabilir, farklı ülkelerin sertifikasyonlarında da organik tarım kontrol altına alınıp sertifikalandırılabiliyor. Benim bugün vurgulayacağım rakamlar genel olarak bizim tabii ki mevzuatımıza göre olan rakamları irdeledim ben. Dünyada tarım alanlarının yaklaşık %1.6'sı organik. Ben mesela doktora çalışmamdan beri diyeyim, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde organik tarım üzerine bir sektörde çalışırken duyardım 20 yıl önce. Türkiye'nin tarım alanlarının yaklaşık %2'si falan organik tarımda diye ve bunu %5'e çıkarmaya yönelik bir hedef vardı. Hala biz tarım alanlarının %2'sini yani mevzuata göre tutturmuş bile değiliz. Yani bizim çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle Yeşil Mutabakat kapsamında %25'i tabii ki
çok yüksek bir rakam. Bunu AB kendi içerisinde de tartışıyor. Fakat kademeli olarak arttırıcı acil tedbirler almamız lazım. Yansıya koydum, %1.7'si organik bizim tarım alanlarının. Tabii üretici sayımız biraz fazla. Şu anda AB'de 3. sıradayız. Dünyada da 11. sıradayız üretici sayısı bakımından. Yaklaşık 53 bin üreticimiz var ve ağırlıklı olarak yaş ve kurutulmuş meyve ve sebze üzerinde çalışılıyor. Pamukla ilgili de şimdi geçeceğim, pamukla ilgili durumumuz ne? Bizim 1.6 milyon tonluk bir toplam ülke üretimi var organik ürünlerde. Ama ürün sayımız çok fazla. Yani bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, süt ürünleri, yumurta, et, bu özellikle hayvansal ürünlerdeki ivmeyle birlikte Türkiye aslında çok daha önemli bir konumda. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bir de tabii ki organik tarıma bir destekleme ödüyoruz. Bu bütün desteklemelerin yanı sıra bir ilave destektir. Diğer desteklerinin yanı sıra alır üreticilerimiz. Biz ağırlıklı olarak pamuğu biliyorsunuz Ege, Güneydoğu, Akdeniz bölgesinde yetiştiriyoruz. Ama organik tarım alanları ağırlıklı olarak Doğu Anadolu bölgemizde bizim. İlk sırada Doğu Anadolu bölgemiz. Üretici de tabii ki çay üreticileri çok fazla olduğu için üretici sayısı ve fındık üreticileri. Üretici sayısı bakımından Karadeniz bölgesi de daha avantajlı bir konumda. Ege bölgesi ikinci sırada yer alıyor. Şimdi pamuk özeline geçecek olursak. Bütün dünyada organik alanları içerisinde sertifikalandırılmış, organik olarak sertifikalandırılmış pamuğun payı %1'in altında, 0.8. Tüm tarımsal alanların %1.7'si organik pamuk olarak sertifikalandırılmış. Organik olarak sertifikalandırılan alan içerisindeki paydır %1.7. Toplamda 230 bin organik pamuk yetiştiren üretici var dünyada. Ve 249 bin ton civarında bir lif organik elde ediyorlar bunlar. Üretilen hani kütlü pamuğun miktar olarak %2.6'sı organik olarak yetiştiriliyor, üretiliyor dünyada. Tabii ağırlıklı olarak Hindistan ilk sırada, Çin, Kırgızistan ve Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. %10'luk bir pay alıyor ülkemiz. Bizim için önemli olan bu 4. sırayı tabii ki yukarılara çıkarmak ama güvenilir bir şekilde sertifikasyonu yaptırarak yukarılara çıkarmak. Buna üstüne basa basa söylemek istiyorum. Çok önemli. Bir iki yılı kurtaracak değil, sürdürülebilir bir panel yapıyoruz. Bu işin sürdürülebilir olması lazım. Yani sertifikanın sürdürülebilirliği, üreticilerin sürdürülebilirliği, sistemin sürdürülebilirliği, biraz önce söyledikleri gibi arazinin, doğanın sürdürülebilirliği, bunların hepsini birlikte düşünmemiz gerekiyor. 2020 rakamlarına baktığımızda bu TR kapsamında 213 tane üretici vardı ülkemizde ve normal sertifikalandırılan alanların sadece %1'i pamuktu organik. Ton olarak da 18 bin ton civarı kapsamında sertifikasyon düzenlendi. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi ülkemizde farklı mevzuatlarda da organik olarak sertifikalandırıldığı için yaklaşık 185 bin tonluk bir organik pamuk sertifikasyonu 2021 yılında ülkemizde gerçekleştirildi. Tabii bu rakam bizim yetki vermiş olduğumuz kuruluştan aldığımız rakamlardır. Bizim yetki vermediğimiz ama AB tarafından yetki almış olan kuruluşlar da tabii Türkiye'de çalışıyorlar. Bununla ilgili bir rakam bizim bakanlığımızda mevcut olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum. İyi tarım uygulamaları kapsamında da yaklaşık 13 bin tonluk bir üretim var.
Bu sene 2021 yılı 2020 yılına göre biraz daha hareketliydi ve üretici sayısı da arttı. Yaklaşık bizim 20 bin tonda bir TR sertifikalı organik üretimimiz mevcut. Şanlıurfa, Aydın ve Manisa olmak üzere ilk 3 ilimiz sıralanıyor. Ve size şurada rakamlar ve alanları gösteriyorum. Çok pamuk, özellikle organik pamuk üretici sayısı, üretim miktarı, üretim alanı hepsi gün geçtikçe kendi mevzuatımıza göre azalmış durumda. Çok değişken bir yapıya sahip, hiçbir şekilde sürdürülebilir değil. Bunu da söylemem lazım. Alanı görüyorsunuz. Özellikle 2005-2010'lu yıllarda alan çok yüksekken giderek bir düşme eğiliminde. Üretim miktarı da keza aynı şekilde. Bakanlık olarak bir de pamuğa biz ilave olarak 40 ila 20 lira arasında dekara bir destek ödemesi yapıyoruz pamukta. Bu şu demek, bireysel sertifikasyona 40 lira dekara, grup sertifikasyonu ise 20 lira bir destekleme ödemesi yapıyoruz. Ama bundan sonraki yıllarda özellikle sektörün de böyle canlı olduğunu gördükçe ve sektörden de bu talepler geldikçe özellikle organik pamuk desteklemesi, aynı zamanda belki iyi tarım uygulamaları kapsamında pamuğun desteklenmesi gündemimizde olan bir konu ve arttırılmasına yönelik çalışmalar da gündemimizde olan bir konu. Bunu da vurgulamak isterim. Asıl dediğim proje. Bir yıldır biz bu proje üzerine çalışıyoruz. Aydın ilinde organik pamuk projesi. Hatta Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğümüz projenin adını doğadan modaya organik pamuk olarak koymuş. Lansmanı o şekilde olacak. Hep beraber gerçekleştireceğiz lansmanını ve hep beraber başlatacağız inşallah. İlk etapta proje kapsamında 20 bin dekar hedeflendi. Şu altta gördüğünüz logolar bütün proje paydaşlarını içeriyor. İçinde ulusal tabii ki pamuk konseyimiz var. Onların yanı sıra İyim Sanayicileri Derneği var, İYİP var, Textil Exchange var, Ziraat Odaları var, Tariş var, Ticaret Sanayi Odası var, Borsa var gibi bir sürü sektörün bütün paydaşları biz bu projede toplamayı, birleştirmeyi düşündük. Kendileri de, buradan sizlerin huzurunda da teşekkür etmek istiyorum, kendileri de bu projeye sonuna kadar destekleyeceklerini ve böyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu da dile getirdiler. Bu bir başlangıç olur. Belki de 2010'lu yıllardaki kazandığımız ivmeyi 2022'den sonra yeniden kazanabiliriz. Başkanlarım başını sallıyorlar, buradan görüyorum. Bunu bir söz olarak da alıyorum Sayın Başkanım. Bizim hedefimiz ilk hafta 20 bin dekardı. Ama bakıyoruz ki sektörün çok büyük talebi var. Bakanlık olarak da çok ciddi bir projenin altına girelim dedik. Çünkü bir şekilde hep beraber sizi birleştirmemiz gerekiyordu ve hep beraber adım atmamız gerekiyordu. Bu çok ciddi bir adımdır, onu da söyleyeyim. Ve dün konuştum Aydın İl Müdürlüğü ile, projeye ilgi çok fazla. 20 bin dekarın çok çok üstüne çıkacağını getirdiler. Umarım o şekilde olur. Hedef 300 yeni organik pamuk üreticisini sisteme dahil etmekti. Tabii Aydın'dan sonraki hedefimiz Urfa ve diğer iller. O illere de projeyi yaygınlaştıracağız. Şu anda 43 bin dekar civarında bir organik tarım alanımız var pamukta. Biz projeyle toplamda 60 bin dekara çıkarmayı hedeflemiştik. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak Tarla Bahçe Dairesi Başkanlığı ve benim bulunduğum İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dairesi Başkanlığımız ortak yürütecek projeyi. Proje kapsamında üreticilerimizin kontrol, sertifikasyon, kalıntı analizleri, toprak analizleri, eğitim yayım çalışması, büyük bir kümelenme çalışması ve bunun yanı sıra proje paydaşları tarafından üreticilere organik gübre veya organik ilaç
kullanımı ve verilmesiyle ilgili takviyeler de yapılacak. Ve aynı zamanda da sonucunda da bir sözleşmeli tarım modeliyle DİTAP üzerinden dijital tarım platformu var, bakanlığımızın geliştirdiği. Bu platform üzerinden biz bu projeyi sözleşmeleri de yaptıraraktan üreticilere gerçekleştireceğiz. Asıl amaç burada pamukta sürdürülebilirliği sağlamak. Pazarda rekabeti arttırıcı bu sertifikasyon sistemlerini devreye sokmak. Özellikle sektörün çok ihtiyacı olduğunu gördük biz bir yıl içerisinde. Ve talebi var bununla ilgili de. Bir de sözleşmeli tarım modelini, bununla ilgili de bir bakanlığımız yeni bir kanun çalışması içerisinde bu modeli de uygulattırmak ve yaygınlaştırmak. Proje başladığı eğitim yayım çalışmalarından görüntüler, Aydın İl Müdürlüğü ilk etapta köy köy dolaşıp eğitim yayım çalışmaları yapıyorlar, projeyi anlatıyorlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İyi bir planlama yapalım gelin bu proje kapsamında. Farklı agroekolojik yaklaşımlarla, buna organik tarım diyebilirsiniz, iyi tarım uygulamaları, İPUT'un uyguladığı sürdürülebilirlik diyebilirsiniz. Rejeneratif tarım diyebilirsiniz. Bu agroekolojik yaklaşım içerisinde bir iyileştirme ve sürdürülebilirlik mantığı içerisinde hep beraber çalışalım. Ekolojik havzalar oluşturalım, bunu Ünal Hocam çok isterdi. Her ekolojik havzaya göre de pamuk organik olacak yerde organik olsun, diğer yerlerde iyi tarım uygulaması olsun. Olacak olmayacak yerleri belirleyelim. Çok güçlü bir eğitim çalışması ve farkındalık çalışması hep beraber oluşturalım. Kamuoyunu bilgilendirelim. Tabii ki bununla birlikte iyi bir izlenebilirlik sağlayalım sistemleri kullanaraktan. Çünkü ya sertifikasyon yeterli değil. Yani satmış olduğunuz tekstil ürününün geriye dönük olarak tarlaya kadar, tarladan hatta market raflarına gelecek kadar bütün izlenebilirliğin sağlanacak sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Ve de üreticilerin hak ettiği değeri alıp, hak ettiği bedellerle ürününü satabilmesi için bir sözleşmeli tarım modelini geliştirelim diye bir planlama içerisindeyiz ve burada hep beraber çalışacağız. Benim anlatacaklarım Sayın Hocam bu kadar. Proje hakkında sorunuz, katkınız olursa daha sonra alırım. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Doktor Başak Egesel'e organik pamuk üretimi konusundaki güzel sunumu için teşekkür ediyoruz. Şimdi de Progen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Özbuğday konuşmalarını yapacak. Ben kısaca tanıtmak istiyorum. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde iş idaresi alanında master yaptı. 1990 yılında iş hayatına bir çiftçi ve çırçıcı olarak başladı. Ülkemiz pamukçuluğunda açık olduğunu görerek tohumculuk sektörüne adım attı. Progen tohumu kurarak sektörde pek çok ilki gerçekleştirdi. Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu üyesi olan, iki dönem Türkiye Tohum Endüstricileri Derneği TÜRKTED'in yönetim kurulu başkanlığını yapan Ali Özbuğday, halen Özbuğday Grup Şirketleri ve Progen Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı olarak tarıma hizmetini sürdürüyor. Buyurun Sayın Özbuğday. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Çok değerli Hazirun, sektörümüzün değerli paydaşları, Tarım Bakanlığımızın çok değerli temsilcileri, Sayın Medya Grubu, hepinize bir Hataylı olarak öncelikle Hatay'ımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarımda pamuk tohum, pamuk üretiminde pek çok faktör olsa da genetik materyal sizin limitiniz. Üretimdeki maksimum potansiyeli belirleyen en önemli faktörlerin başında geliyor.
Türkiye kabul etmek gerekir ki sabahki sunumlardan da gördüğümüz üzere dünyadaki pamuk üretim performansında en önemli başarılardan birini yakaladı. Dünyada verimde ikinci sırada. Geçtiğimiz 25 yıllık süreçte verimde %150'ye varan sıçramalar yaşadı pamuk tarımı. Artışı sadece verimde değil, kalite ve ortalama çırçır randımanların artması yönünde de oldu. Bu tabloda, kusura bakmayın, adapte olmaya çalışıyorum elimdeki cihaza. Alttaki mavi çizgi üretim lif üretim miktarını göstermekte. Noktalı kırmızı çizgi ise ekim alanlarındaki daralmayı göstermekte. Son 20-25 yıl içerisinde ekim alanları 750 bin hektarlardan 350 bin hektarlara doğru geriledi. Bu inanılmaz, çok önemli bir kayıp. Ama buna karşın kütle üretimine bakarsak üstteki yeşile o oranda değil, çok daha az bir oranda gerileme gösteriyor. Lif üretimine bakarsak neredeyse yatay bir seyirde. Buradaki önemli katkı, en önemli katkılardan biri mutlaka sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasında Tarım Bakanlığımızın da çok önemli stratejileri, politikaları, destekleri de oldu. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde sertifikalı tohum kullanımına verilen desteklerle daha sonrasında da tüm prim sisteminin sertifikalı tohuma uygulanması sayesinde geçtiğimiz 3 yıl öncesine kadar sertifikalı tohum kullanım oranı %95'leri geçmiş idi. Gelinen noktadan acaba geriye mi gideceğiz? Bu noktada kritik bir süreçteyiz. Şu anda geçtiğimiz yıl gene gündeme gelen bulaş sorunu ve sertifikasız kaçak sorunu en önemli tehditlerden biri olarak karşımızda duruyor. Burada malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığımız GDO taramaları sayesinde pek çok tespitlerde bulundu. GDO'lar nedir? Öncelikle bunu bir tespit edelim. Daha sonrasında da karşılaştığımız sorunun çözüm yolunda ne yapılabilir, nasıl adım atılabilir, buna bir göz atalım. GDO'lar biyoteknolojik yöntemlerle bünyelerine gen veya genler dahil edilmek suretiyle genetik yapıları değişikliğe uğratılan bitki, hayvan veya bakteri gibi canlılardır. Pamukta iki temel amaç için GDO'lar uygulanıyor. Birinci gen transferi yöntemiyle yeşil kurt, pembe kurt gibi haşerelere karşı bir direnç kazandırmak için. İkinci sebep ise pamuk bitkisinin total herbisitlere dayanıklı hale getirerek mekanik mücadele yerine kimyasal mücadeleyle ekonomik bir tarım yapabilmek için. Peki dünya pamuk ekim alanının %76'sını hali hazırda GDO'lu pamuklar teşkil etmekte iken biz ülke olarak GDO'suz pamuk yapmanın çok önemli bir avantajını taşıyoruz. Ama bu şansı da heba etmemeliyiz. Burada önemli faktör GDO'lu tohum ile GDO'lu bulaşık tohumu birbirinden net olarak ayrılıp soruna çözümü üretmeliyiz. GDO'lu tohum doğrudan GDO'lu elit orijinal kademe tohumlardan üretilen ve tamamı GDO'lu tohumlardan oluşan tohumdur. GDO bulaşık tohum ise mekanik yolla veya tozlaşma esnasında gen kaçışıyla GDO'lu bitkilerden GDO geninin temiz tohumlara çok düşük yüzdelerle bulaşması sonucu ortaya çıkan ve çok düşük oranlarda
GDO'lu tohum içeren tohumlardır. GDO bulaşık tohumlarda önemli olan faktör şu ki, GDO'lu tohum değildir. Bu tohumlarda GDO'dan bir fayda sağlamayı beklenemez. Çünkü GDO bulaşık tohuma yaptığınız ya da yapmadığınız uygulama size kar değil zarar olarak döner. 2021 yılında yaşanan GDO bulaş sorunu ile ilgili olarak GDO'lu tohum ile GDO bulaşık tohum yasal mevzuatla da mutlaka tanımlanmalı, ayrıştırılmalıdır. Burada sertifikalı tohum çok detaylı ama sertifikalı tohum ne demektir? Bir tohum neden, nasıl sertifikalı olur? Bir tohum ıslah edildiği zaman Tarım Bakanlığı'na bir başvuru yapılır. Burada 2 yıl Tarım Bakanlığı'nın kendisi farklı bölgelerde kendi uzmanlarınca denemelerde test eder. Sonrasında eğer uygun görüyorsa bir komiteye bunu sunar. Bu tescil sürecinde komite, tescil komitesi ağırlığı Tarım Bakanlığı üyeleri, BÜGEM, TAGEM, üniversite, kamu araştırma, ziraat odaları, TÜRKTOP, BİSAP ve sanayici temsilcilerinden oluşan kalabalık bir komisyonun karşısına gelir. Eğer bu komisyonda denenen tohum çeşidinin verim veya diğer kalite potansiyellerini onaylar ise, tasvip eder ise bu tohumun satışa sunulabilir, akreditasyonu gerçekleşir. Yani tescil edilir. Peki bundan sonra tohumcunun işi bitiyor mu? Hayır. Esas bundan sonra tekrar başlıyor. Sertifikalı tohum üretim süreci her aşaması yeniden Tarım Bakanlığı'nın il müdürlüklerinin adım adım denetimiyle gerçekleşir. İlk önce beyanname verirsiniz. Tarladaki üretim sürecini Tarım Bakanlığı'na ilgili bölge temsilcileri tarlasındaki ziyaretini yapar. Hasat tespiti yapar. Üretimden çıkan her partinin laboratuvar analizini yapar. Ve sonradan size der ki evet artık bunu siz çiftçiye satabilirsiniz. Sertifikanız budur, etiketiniz şudur. Bunu torbanıza yapıştırın ve şimdi çıkın satın. Şimdi gördüğünüz bu süreç inanılmaz meşakkatli, kontrollü, mevzuata tabi ağır bir süreçtir. Acaba olmalı mıdır? Evet, olmalıdır. Bu işin doğru ve sağlıklı yapılması için bütün bu süreçler elzem ve gereklidir. Peki bütün bu süreçlere rağmen bu bulaşık sorunu nedir? Neden gerçekleşmektedir? Tohum firmalarının öncelikle önlem alması gerekir. Kanun 1. Bu üretim sertifikasyon sürecinde bakanlığın tescile başvuran her çeşidi önceden analiz etmesi, yani gerçekten çeşit GDO'lu mu değil mi? Bunu tespit etmesi gerekir. Bu son günlere kadar bu yapılmıyordu. Ümit ediyorum şimdi artık yapılır. Ama burada da bir sorun olduğunu gene de düşünmüyoruz. Çünkü ithal edilen tohumlar GDO analiz sertifikası olmadan, GDO'su olduğuna dair zaten ülkeye giriş yapamıyordu. Peki olası bulaşıklık nedeni ne olabilir? İstenmeyen bir bulaşık bir yerden, popülasyondan temiz olan üretim sürecinde, sertifikalı üretim sürecinde bulunan bir popülasyona gen akışı ile söz konusu olabilir. Bulaşıklık veya gen akışı da 2 yolla gerçekleşebiliyor. Biri çiçek tozları ile, 2 mekanik tohum, 1 adet tohum oradan oraya aktarılırsa. Çıkmaya başladı.
Şöyle ki, geçtiğimiz yıllarda daha böyle bir regülasyon yokken 98-99 yıllarında bir kere alan denemeleriyle Türkiye'ye giriş yaptı. Herhangi bir mevzuatı yoktu. Alan denemelerinde yaygın olarak kullanıldı. Sonrasında hatta bir miktarda ticari olarak satıldığını piyasada duyuyoruz ve çapasız pamuk olarak belki de buradaki pek çok sektör paydaşımız şahit de olmuştur tarımda kullanıldığına. Geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde de tescilli bir çeşidin iptal edildi. Bu ne şekilde, neden iptal edildi, neden kaynaklandı? Bu da bir soru işareti olarak mevcut duruyor. Ben hemen size çok kısa olarak GDO bulaşık tohumun nasıl bulaştığını biyolojik olarak anlatmak istiyorum. Malum olduğu üzere pamuk çiçeği açık bir çiçek. Yani açık kendine döllenen bitki olmakla birlikte %5, 10, 15 oranlarında farklı literatürlerde yabancı çiçeklerden toz kabul eden bir bitki. Doğada da döllenmeyi gerçekleştiren malum arı gibi böcekler bir çiçekten diğer çiçeğe konarak bitkisel döllenmeyi, üretimin, generatif üretimin sağlayan en önemli faktörlerdir. Bir bal arısı 4-5 kilometre mesafede seyahat ederek, yani bir yerdeki çiçeğe ayağını konduktan sonra 3 ila 5 kilometre uzaktaki başka bir çiçeğe kadar seyahat ederek onu polenlerini tozlaştırabilir. Eğer ki temiz bir tarlanın yanında sayısal olarak binde bir bile bulaşık başka bir tarla varsa ve o tarladaki bir çiçekten bir arı, bir poleni alıp diğer temiz tarlaya tozlaşma yaptığı zaman o tarlada artık GDO bulaşık tarladır. Bunu şöyle anlatabiliriz. GDO bulaşık tohum 1 kilogram tohum 10-12 bin adettir. 10-12 bin adet. Bizim analiz yöntemleri, bugün modern analiz yöntemleri 10-12 bin adet tohumda bir adet tohum varsa bunu GDO'lu olarak analizde, yani GDO pozitif olarak tespit eder. Buradan bir tohumu, bir tek taneyi diğer bir kilonun içerisine aktarırsak artık bu da GDO'lu tohumdur. Bu noktada, bu durumda hali hazırdaki yasal mevzuata göre kaçınılmaz, elde olmayan yabani tozlaşma veya mekanik kaçış, yani bu çiğitlerin taşındığı kamyonların bir çiğidin diğer bir çiğide taşırken ona bulaşması sonucu artık GDO'lusunuz. Bu durumda 5977'ye göre Tarım Bakanlığı şu anda hareket etmekte ve direkt olarak tohum üretici firmaları savcılığa suç duyurusu olarak vermektedir. Sonuç olarak şunu söyleyelim. Doğada böcekler ve rüzgarın etkisiyle gerçekleşen ve çevrede olası GDO varlığında temiz alanlara da bulaşması neden olan tozlaşma olayından kaçınmak mümkün değildir. Tohumların tarlada üretim sürecinde, üretim tarlalarının çevresinde bulunan olası GDO bulaşıklığının tohumlara taşıma riskini önlemek amacıyla yapılabilecek bir uygulama olmadığından, firmaların ihmal ve kusurunun bulunmadığına inanıyoruz. Kaldı ki GDO bulaşık tohumun ekilmesinin ne firmalara ne çiftçilere fayda sağlaması da söz konusu değildir. GDO bulaşık tohumun ekilmesi durumunda GDO'lu tohumda olduğu gibi haşeratlara karşı direnç sağlanmayacak,
ot ilacı atıldığında pamuklar kuruyacaktır. Bu hususların dile getirilmesindeki amaç bir suçlu yaratmak değil. Sorunun çözümü araştırılırken olası bulaş kaynaklarını ortaya koymaktır. Tohum tedarik yollarını tıkayan sorunların ortadan nasıl kaldırılacağına yanıt bulmaya çalışıyoruz. Bu durumda bakanlığımızdan çok önemli beklentilerimiz var sürdürülebilir pamuk tarımı anlamında. Pamuk tohumu geliştiren ve üreten özel firmalar olarak 5977 sayılı biyogüvenlik kanunu gereği GDO bulaşmasını önleyici her türlü tedbiri almak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Her şeyden önce GDO'lu tohum ve GDO'lu bulaşık kavramları yasal olarak tanımlanmalıdır. Tescile giden her çeşit analizede eş zamanlı alınmalıdır. Bugüne kadar tescil edilmiş çeşitlerin tamamının sertifikasyon numuneleri taranmalıdır. Sertifikasız kaçak tohuma yönelik piyasa denetimlerinde GDO analizi mutlaka yapılmalıdır. Son yıllarda pazardaki payı %25-30'lara ulaşan hiçbir kontrole tabi tutulmayan hatta bazı ilçelerde analiz için numune dahi alınmayan sertifikasız kaçak tohum kullanımı da önemli bir bulaş kaynağıdır ve devam etmesi durumunda sertifalı pamuk tohumu üretimi sistemi kilitlenecektir. Sertifikasız kaçak tohumlarda GDO taraması yapılmadığından GDO bulaş riski artmaktadır. Ve bu durum maalesef ki şu anda çok önemli bir pazarlama kaynağımız olan GMO Free Turkish Cotton projesini büyük risk altına atmaktadır. Burada kaçak tohumlarla ilgili onlarca, yüzlerce slide gösterebiliriz. Bunu sürekli Tarım Bakanlığı yetkilileriyle de paylaşmaktayız. Halbuki tohumun maliyeti toplam üretiminde %3 bile değildir. Ki bu pek çok diğer üründe, Mısır'da örneğin toplam üretim maliyetinin %10'undan fazladır tohum maliyeti. Buğdayda %12'sinden fazladır tohum maliyeti. Pamukta ise sadece %3 civarındadır. Yani bir sebep değildir kaçak tohum, pamuk tohumu, pamuk tarımı yapılmasında. Evet. Sertifikasız kaçak tohum kullanımı pamukta gelinen noktalarda geriye gidiş anlamına gelecektir. Bu noktada ayrıca fatura yolsuzlukları da söz konusudur. O da ayrı bir desteklemelerin usulsüz kullanımı demektir. Bu da ayrı bir mali suç olarak ortadadır. Evet, son olarak karantinaya tabi hastalık ve zararların yayılmasında rol oynayan pamukçulukta kazanımlarımızı kaybetmemiz anlamına gelen GDO bulaş sorununun genişlemesini teşvik edecek olan sertifikasız kaçak tohum üretim ve satışının engellenmesine yönelik tüm önlemler uygulanmalıdır. Havza bazlı ürün desteklemesini alabilmek amacıyla sertifikasız tohum kullananlara yönelik fatura ticaretinde rol oynayanlar engellenmeli, fatura teminini zorlaştıracak önlemler alınmalıdır. Bu sebeple desteklemede esas alınan ve 2 kilogram olan ekim normunun en az 2,5 kilogram dekara bereketli sezonlar diliyorum. Sayın Ali Özbuğday'a tüm tohum firmalar için son derece önemli olan sunumu için teşekkür ediyoruz. Son olarak Sayın Mutlu Doğru konuşmalarını yapacak. Ben kısaca tanıtmak istiyorum. Sayın Doğru ilk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Üniversite lisans eğitiminden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde San Diego Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra bir tekstil firmasının
Akdeniz ülkeleri ihracat sorumlusu olarak 2 yıl çalıştı. 1995 yılında tarla tarımı, narenciye ve süt hayvancılığı üretimi yapılan aile işi olan Doğru Tarım İşletmesi'nde 3. kuşak olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Adana Çiftçiler Birliği 2. başkanlığına, 2016 Mart ayında yapılan kongrede ise yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Halen Ulusal Narenciye Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi ve Ulusal Hububat Konseyi'nde Adana Çiftçiler Birliği'ni temsil eden görev yapmakta. Evli ve Eren ile Serra adında iki çocuk sahibi. Buyurun Sayın Doğru. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Değerli konuklar, hepinizi şahsım ve Adana Çiftçiler Birliği ile Adanalı çiftçilerimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlarken 6. Pamuk Zirvesi'ni düzenleyen başta Ulusal Pamuk Konseyi'ne, Sayın Başkanına, değerli yönetim kurulu üyelerine, katkısı olanlara, Tarım Bakanlığımıza bir üretici olarak, Adanalı eski bir pamuk çiftçisi olarak maalesef teşekkür ediyorum. Ve elinize sağlık diliyorum. Çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Burada bulunmak ve sizlere hitap etmekten de çok mutluyum. Adanalı bir üretici temsilcisi olarak. Çünkü Adana aslında Adana tarımı demek bir zamanlar tabii pamuk demekti. Maalesef bir zamanlar pamuk demekti. Adana deyince Beyaz Altın Ovası akla gelirdi. Adana deyince Adanalı pambık ağası akla gelirdi. Adanalı biz çiftçilerin de zaten şöyle bir baktığınız zaman ister narenciye üretelim, ister bugün mısır üretelim, geniş büyük araziler, çiftlikler, bunların hepsinin kökeninde pamuğun getirmiş olduğu zenginlik vardır. Pamuk çünkü hem üreten çiftçisine hem üretilen kente, şehre zenginlik getiren çok önemli bir bitki. Katma değeri çok yüksek bir bitki. Düşünün bir kere, Adana'ya zenginlik şehri denmiş tarımda 40'lı 50'li yıllardan beri ve Adana tarımda, tarımdan sanayiye dönüşümünde ilk başkentlerinden, ilk örneklerinden biri olmuş. Neden? Yine pamuk yüzünden. Büyük pamuk çiftçileri çırçır fabrikaları açmış, iplik fabrikaları kurulmuş, tekstil fabrikaları kurulmuş. Adana'daki bu yatırımı yapanlar da hep tarımdan sanayiye dönüşümün birer simgesi olmuş. Peki ne olmuş da bizi bu kadar zenginleştiren, Adana'yı Adana pamuk ağası dedirttiren pamuğa biz sırtımızı dönmüşüz? Az önce sabah sunumunda Sayın Bakan da açıkladı. %5'le toplam üretimin %5'iyle Adana 6. konuma gelmiş. Adana filmlere, romanlara, zenginliğiyle, o güzel Amerikan arabalarıyla, ışıltılı gece hayatıyla hep pamuktan aldığı zenginlikten dolayı konu olmuşken şu anda biz pamuğu ekmiyoruz. 90'lı yıllarda bakın, bunun altını çizerek söylüyorum, lütfen rakamları hafızamızda tutmaya çalışalım. 1.2 milyon ton toplam pamuk tüketimi varken Türkiye'de biz Türk pamuk çiftçisi olarak 900 bin tonunu üretip 300 bin tonunu ithal etmişiz. Bu pamuğa talep artmış 1.6, 1.8, bugün görüştüğüm arkadaşlarımın söylediği kadarıyla da belki 2 milyon tona bu sene ulaşacak toplam tüketimimiz. Ama bizim üretimimiz 2021'de ki rekor kırdı dedi sabah başkanımız. Evvelki seneye göre büyük bir artış var dendi. İşte 800 bin tonu bile bulmuyor. Neden? Talep var. Tekstilci bunu talep ediyor. Üretin diyor. Hep beraber 6.sını düzenliyoruz. Zirveler yapıyoruz. Ama pamuk çiftçisi bir türlü geriye dönüp, bilhassa Adanalı bizler pamuk ekmekten vazgeçiyoruz. Panelimizin konusu pamukta sürdürülebilirlik. Ama sürdürememişiz. Zaten onu konuşuyoruz. Niye sürdüremedik? Ben niye pamuk ekmiyorum? Adanalı çiftçi niçin eski pamukçular narenciye bahçesi tesis etmiş? Neden bugün mısır ekiyorlar? Geçmişten bugüne bir kere pamukta sürdürülebilirliği konuşacaksak bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Yaptığımız hataları, yaptığımız yanlışları çok iyi analiz etmeliyiz ki gelecekte pamukta sürdürülebilirliği, ki bugünkü panelimizin de konusudur, bunu gerçekleştirebilelim. Yoksa verdim 110 kuruş, al sana 50 lira dekara destek, olmuyor.
4 kuruş olan mısır primi 2 kuruşa düştüğünde Cumhuriyet Mısır tarihinde mısır üretim rekoru kırdık. Demek ki sadece destekle de olmuyor. Başka şeyler lazım. Başka yanlışlar da yapılmış demek ki. Ben müsaadenizle çuvaldızı kendime batıracağım çiftçi olarak öncelikle. Bunun altında en büyük vebal bizimdir, çiftçinindir. Sırtımızı dönmüşüz. O beni zengin yapmış ama ben ona sırtımı dönmüşüm. Başka ürünlere yönelmişim. Evet, birinci sorumlusu benim. Bunu önce söyleyeyim de, çünkü bu salonda bulunan hepimizin sorumluluğu var. Pamuğun bu hale gelmesinde. 90'lı yıllarda Uruguay Round'da, hatırlayanlar olacaktır, atılan bir imzayla pamuğu sanayi ürünü yaptılar. Ve pamuğu sanayi ürünü yaptıktan sonra gümrük birliğine girdik. 200-250 kilo dekara pamuk alan Yunan çiftçisini bize karşı galip ilan ettiler. Yunan çiftçisini zengin yaptık, biz pamuktan vazgeçtik. Gümrük birliğine girdiğimiz için sıfır fonla pamuk geldi Türkiye'ye. Burada bu bürokratların, o imzayı atan siyasetçilerin sorumluluğu yok mu şimdi bugünkü noktaya geldiğimizde? Peki Çorlu'daki fabrikama pamuk alırken günlük kısa dönemli düşünen sanayici nedeniyle Adana'dan, Hatay'dan, kooperatifler, sorumluluğu yok mu? Kooperatif kimin? Çiko Birlik, Tariş. Benim, çiftçinin, ortağı benim. Benim dediğim olmalı orada. Ama öyle bir sistem getirdik ki oraya, öyle bir seçim sistemi getirdik ki, bir romork pamuk dökenle, bin romork pamuk dökenin oyu bir oy. Aynı. Bu sistem yüzünden işte yanlış kişiler seçildi oraya. Yanlış kişileri seçtik, benim olan kooperatif benim köyüme gelip ondan sonra siyasetçi de dedi ki, tabii o kooperatifler batırıldı, borçlandırıldı, borçlarını siyaset ödetti, siyaset parayı verince de düdüğü siyaset çaldı. Benim olan kooperatif ortağı benim, siyasetçi milletvekili adayı benim köyüme gelip, bu köyde seçilirsem oy çok çıkarsa Çiko Birliği'ye 5 tane genci alacağım dedi. Benim ya, ortağı benim, orası benim. Sen benim fabrikama nasıl adam alıyorsun? Ama bu hale getirdik. Hep beraber. Siyasetçisiyle, bürokratıyla, sanayicisiyle, günlük, yıllık düşünen kişilerle, çiftçisiyle, başta da bizimle. İşte kolayımıza kaçtı. Ya pamuk her gün gezeceğim bu sıcakta. Mısırı ekiyorum, gidiyorum. Bunu diyen çiftçi de sorumlu. Hep beraber bu noktaya getirdik açıkçası. Ve bugün de işte 6.sını düzenliyoruz zirvenin. Bakıyorum herkesin söylediği şu. Panel sürdürülebilir, pamukta sürdürülebilirlik. Nasıl sürdüreceğiz? Nasıl daha fazla ekeceğiz? Ne yapacağız? Herkes bana
daha fazla pamuk ekmem için bir şeyler söylüyor. Ama bunu söyleyenlerin hepsi işte bu saydığım 30-40 yıl içerisinde bu dediklerimi yapanlar. O zaman bundan sonra samimiyetle, madem böyle hep beraber bir araya geldik, samimi bir ortam, güzel bir ortam, lütfen bundan sonra taşın altına hepimiz parmağımızı sokalım, yanlış yapmayalım, uzun vadeli düşünelim. Çünkü bakın 2 milyon ton oldu pamuk ihtiyacımız. 2 milyon tonu belki de geçecek, değil mi Sayın Başkan? Belki de geçer inşallah. Ve bizim daha fazla pamuk üretecek Türkiye olarak potansiyelimiz var. Şimdi pamuğun bir çiftçi gözüyle, Adanalı bir üretici gözüyle, ama aşağı yukarı Hatay'da da böyledir, Urfa'da da, Mardin'de de, Ege'de, Söke'de de. Aşağı yukarı bütün bölgelerde böyle. Pamuğun iki tane önemli rakibi vardır. Diğer sanayi stratejik ürünleri saymazsanız, yani karpuz, domates, biber, patlıcan, bunları saymayın. İki önemli stratejik ürün rakibi vardır. Birincisi mısır, diğeri buğday artı soya. Adana şartları içinde konuşuyorum. Ve çiftçi ekmeden önce, karar vermeden önce hesap kitap yapar. Mısıra ne harcayacağım, pamuğa ne harcayacağım, buğday artı soyaya, ikinci ürün soyaya ne harcayacağım ve ne gelecek? Bu hesabı yaparak karar verir. O halde pamuk çiftçisini pamuk ekmeğe razı etmek için ilk yapacağımız şey bu muhasebede pamuğu galip çıkartmak. En az maliyetle, en yüksek verimle, iyi fiyatla, garanti fiyatla pamuk çiftçisine önünü göreceği bir hale getirmemiz lazım. Yoksa pamuk eken çiftçiyi kolay kolay bulamayız. 110 kuruş, hadi bu sene 130 kuruş yapalım, 150 kuruş yapalım. Bir anda %50 artacak mı ekim? Ben pek inanmıyorum. Sadece bununla değil, başka şeyler de lazım. Yapılabilecek şeyler, havza bazlı destekleme modeli. Adına da havza bazlı desteklemenin bir modeli gibi gördük bunu. Aslında öyle değil, ben buna farklı bir şekilde bakıyorum. Havza bazlı üretim planlaması olmalı bunun adı. Havza bazlı destekleme sistemi değil. Destekleme sadece bir araçtır. Havza bazlı üretim modeli olması lazım. Ve ilk başta olduğu gibi öyle 30-35 bölge değil. Sonradan açıklandığı gibi 900 küsür ilçesini, her ilçeyi bir havza olarak görüp havza bazında üretim modeli yapmamız lazım. Hatta bazı büyük ilçeleri de 2'ye 3'e bölmek. Adana'nın bir ilçesi var. Birazı ovada, birazı dağda. Bu ilçenin her tarafını aynı şekilde planlamayı nasıl yapacaksınız? Bu ilçeleri de o zaman böleceksiniz. Yerinde, ama ilçe tarımda oranın yetkilileriyle, ziraat odasıyla, taşın altında kim varsa parmağı, o kişilerle bu ürünleri belirleyeceğiz. Ve o ürünleri belirledikten sonra da burada da yerel siyasetçiyi orada salona sokmayacağız. Niye? Çünkü onlar girdi. Ben de buradaydım. Onlar vardı. Dediler ki ya bizim ilçede ya Mehmet Ağa var, onun zeytini var. Zeytinyağına destek vermezsek adam söksün mü ya? Partiye de iyi yardım yaptı. Koy, zeytinyağını da koy. O da desteklenecek bu ilçede. Mısırı da koy. Hiç böyle, yani öyle bir ortamdı ki şöyle, herkes elini kaldırdı. Ya mısır da oluyor. Mısır da eken var, onu da yaz. Soyayı da yaz. Ayçiçeğini de yaz. Bu şekilde havza bazlı planlama yaparsak sınıfta kalırız. Ve de kaldık. İlçede suyun durumu nedir? Verimlilik nedir? Kaç suyla yetişiyor? O su yetecek mi? Bunların hepsini görüşüp en rentable şekilde bu işi hazırlar, planlarsak doğru yaparız. Yasakla olmaz ama. Sen ekersen sana ceza, yasak. Böyle bir şey yok. Yasaklamayla bu iş olmaz. Münavebe sistemindeki yaptığımız yanlışla da olmaz. Pamuğu 3 sene ekersen destek yok. Niye? Söke'de. Çok da iyi bilmiyorum ama yanlış bir şey söylemeyeyim. Tuzlanan bazı bölgeler var. Menderes Ovası'nda filan. Oradaki çiftçi başka bir şey ekemez ki. Derin kök bitkisi olan pamuktan başka şansı yok. Nasıl bu adam 3 senede başka ürün bulsun? Ya da hayvancılığı olan bir adam. Teşekkür ederim. Onun için münavebe sisteminde de 3 sene ekersen 4. de yasak, sana destek yok. Hep yasakçı zihniyetle yaklaşırsak yanlış yaparız. Biz dedik ki münavebe güzel bir sistem, doğru. Biz de görüşümüzü sunduk.
Bazı bölgeler var, oraları muaf tutalım ama 100 kuruş mu veriyorsun pamuğa? Münavebe yapana 120 ver. Ödüllendir, teşvik et münavebeli üretime. Ama yasakla getirince yanlış oldu. Peki ne yapacağız? Sözün sonu. Nasıl pamuğu daha fazla ekeceğiz? Birincisi, bu söylediğim havza bazlı planlama modelini hayata geçireceğiz. Yerel siyasetçiler girmeyecek işin içerisine. Çiftçiler girecek, ilçe tarım girecek, bizler, işi bilenler girecek. Daha sonra ben şahsen gördüğüm kadarıyla Ziraat Bankası son yıllarda, son hatta 8-10 yıldır tarım politikalarının uygulanmasında en öncü kuruluş. Tarım Orman Bakanlığı'nın da bir adım önüne geçti diyebilirim bakın. Her ne kadar politikayı Tarım Orman Bakanlığı yazıp Ziraat Bankası'na şuna şunu yap, bunu böyle yap dese de uygulamada Ziraat Bankası hakikaten tarım politikalarının uygulanmasında öncü rolü yapıyor. Ne, nasıl diyeceksiniz? İşte muz seraları yapılıyor. Muz artsın, kredi veriyor, her taraf muz serası. Stratejik ürün kredisi diyor, stratejik ürün mısır, soya, ayçiçeği falan, bu ürünlere ekenler hemen gidiyor sıfır faiz kredi. Hayvancılık, hayvancılık gelişsin, krediler hemen hayvancılık yatırımları başlıyor. Bu nedenle Ziraat Bankası'nı da buradan tebrik etmek istiyorum. Stratejik ürün sigortasına pamuğu soktuğu için ve pamuk eken çiftçiye %4'ün altında kredi verdiği için. Ve bir şey daha yaptı. Bu salonda pamuk ticareti yapan, pamuk alan çırçırcı arkadaşlarımız var. İplikçi arkadaşlarımız var. Sözleşmeli Ziraat Bankası'nın 50 milyon liraya kadar kredi verdiğini duymuş olan arkadaşım var mı lütfen, işaret buyururlarsa? Bir kişi, iki kişi. İşte bu Ziraat Bankası'nın eksikliği demek. 50 milyon liraya kadar %3'le 4'le sözleşmeli tarım kredisi veriyor. Bence bu çok güzel bir şey pamuk için. Çırçırcısı, iplikçisi, tekstilcisi sözleşmeli tarım modeliyle bölgenizdeki çiftçiye gidip pamuk ektirecek. Çünkü az önce söylemiştim. Buğday artı soya, bir de mısır. Çiftçinin pamuk ekmesindeki iki önemli rakibi. Çiftçi ama önünü görmek ister. Ya der, ilacımı nasıl alacağım? Param da yok. Krediyle alsam da işte itibarı belki yok. Belki vadeli vermeyecek kimse. Peşin alacak para yok. Ama siz eğer sözleşmeli tarım modeliyle al Mehmet, sana tohum, sertifikalı hem de birinci sınıf, elenmiş, GDO'suz, %100 garantili. Az önce çok güzel sunumuyla söylediği güzel bir tohum markasıyla, al sana tohum, al sana ilaç, al sana gübre. Hepsini depona koyuyorsun. Borsada da şu fiyat, sözleşmende bu. En az bu olacak derse, bakın bakayım pamuk ekilir mi, ekilmez mi? Ama bir şartla. Ne ben cayacağım üretici olarak, ne de fiyat düşerse sanayici cayacak. Sayın Doğru, toparlar mısınız? Onun da garantisi ticaret borsası olacak. Ticaret borsaları tescil edecek o sözleşmeyi. Hiç kimse cayamayacak. Ben açıkçası pamuk üretiminin gelişmesini sözleşmeli tarım modelini doğru olarak uygular koyarsak ortaya, bu sene 50 milyon, seneye 100 milyon yaparız. Rakama lütfen takılmayın. Arttırırız onu, ziraatle konuşuruz. Ama bu modelle Türkiye'de tarımda pamuk politikasının daha iyi yerlere geleceğini ümit ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkesin de kabul. Yalnız soru soran konuklarımız kendisini tanıtır ve soruyu kime sorduğunu belirtirse memnun oluruz. Buyurun, sorularınızı almak isteriz. Borç açık araştırma. Buyurun Osman Hocam. Merhaba herkese. Ben Profesör Doktor Osman Çopur, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkilerinde öğretim üyesiyim. Hocam, ben sorudan çok küçük bir katkı yapmak istiyorum. Bu sürdürülebilir tarım bazında malum bizim de fakülte olarak yürüttüğümüz bir proje var.
dijital pamuk projesi. Bu kapsamda bizim yaptığımız çalışmalarda hem gübrede hem de sulamada çok ciddi tasarruflar sağladık. Ayrıca toprak nemini kontrol eden farklı dijital nem kontrol sensörlerimiz var. Bizim fakültede tamamen patenti bizim bir hocamıza ait. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bu konuda yapılacak çalışmalara katkı verme her zaman hazırız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Sayın Daire Başkanım, bu konuyu Osman Hocam. Sayın Daire Başkanım, Başkanım, bizim projeye bu konuyu dahil edebiliriz şeklinde. Kendiniz daha sonra bir arada görüşürsünüz. Evet, her şey çok iyi mi anlatıldı yoksa yorulduk mu? Soru yoksa 15 dakikalık ara olacak sanırım. Ha, buyurun. Gitti, mikrofon gitti herhalde. Evet, sorular yoksa Cafer hocamızın da müsaadesiyle. Buyurun. Zekeriya Tanış, pamuk ajanıyım. GDO'su pamuk olarak Türk pamuğunun ve organik pamukta ve diğer pamuklarda izlenebilirlikle ilgili işaretleyici olarak bir şey kullanılması düşünülüyor mu? Böyle bir proje var mı acaba? Sorun bu. Ama kime soracağım? GDO'suz pamuğun izlenebilirliği konusunda yapılan. Organik veya GDO'suz pamuğun izlenebilirliği için işaretleyici uygulanabilir mi diye. İşaretleyiciden kastı. İşaret, ya organik pamukta izlenebilirlikteki işaretleyicilikten bahsettiniz değil mi? Yanlış evet, anlamadıysak. Evet. Yani bununla ilgili bir, yani yeni çalışmalar, bununla ilgili henüz bir çalışma yok. Yani işaretleme ile ilgili. Ama GDO, yani organik pamuğun izlenebilirliği var. Fakat bu söylediğiniz mevzuyla ilgili bir çalışma henüz yok. Bunu sorduysanız eğer. Evet. Düşünülüyor mu peki? Düşünebiliriz tabii. Yani çok yeni bir konu bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, çok yeni. Yani ben bu konuyla ilgili henüz hiç çalışmadığımız için ama arada bir konuşalım sizinle, düşünülebilir. Tamam. Sezen Şenay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası. Ben GDO'la ilgili bir sorum olacak. Türkiye'de bir şekilde GDO'lu üretim yasak. Üretip üretilmemesi ayrı bir tartışma konusu. Fakat benim bildiğim kadarıyla Avustralya pamuğunun %90'ın üzerindeki bölümü GDO'lu. Zaten dünya üretiminde %76'sı diye sanırım raporlarda söylendi. Avustralya pamuğunun da %90'ın üzerinde bir bölümünü Çin alıyor raporlara göre. Ve Çin tüm dünyaya nihai ürün, tekstil ürünü olarak dağıtıyor. Bir tarafta biz GDO'lu üretim ülkemizde yaptırmamak için uğraşıyoruz. Doğru veya yanlış ayrı bir mesele. Ama dünyanın öbür tarafında üretilen ürün, Çin'den şu an geliyor mu bilmiyorum ama daha önceki yıllarda çok yüksek miktarda tekstil ürünü ürettirilip getiriliyordu. Bu nihai ürünlerin GDO'la ilgili izlenebilirliği ve bizim buradaki tüketicilere ülkemizde ürettirmezken dünyanın öbür tarafından dolaşıp gelen nihai ürünleri biz kontrol edebiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Bu konu biraz tohum dışında bir ticari bir konu.
Sayın Fatih Doğan el kaldırıyor. Ben ticaret konusunda hemen ona devretmeden önce kısa bir cevap vereyim bir noktada. Avustralya'daki yetiştirilme koşulları Türkiye'ye göre avantajlı olduğundan dolayı biraz verim artışı var da, ama onun dışındaki kalan ülkelerde malum olduğu üzere GDO'lu olmasına rağmen Türkiye'nin yakınında bile değil. Öncelikle bunu belirteyim. Yani GDO'lu tohum ekmenin GDO'suz tohum ekmeye verim avantajı kesinlikle yok. Üretim ekonomisi anlamında avantajı var mı? Bu da çok tartışılır bir konu. Bunun dışında dünyada hani sürdürülebilir ve duyarlılık kapsamında organik tarım bile ön plana çıkarken bir yandan da doğal riskleri oluşturan GDO'lu tarımın yapılması ayrı bir risk diye düşünüyoruz. Ama ticaret konusunda çok fazla detaya ben giremeyeceğim. Bilemiyorum Fatih Bey. Hocam, sözü Fatih Bey buyurun. Başkanım size söz vereceğim. Cafer Bey, bu arkadaşımızın sorusuna vereceğimiz cevap biraz absürt bir cevap. Bizim şu anda tekstil sanayimizin ithal ettiği pamuklarının kişisel olarak ben %100'ünün GDO'lu olduğuna garanti verebilirim. Bu pamuklarımız maalesef Tarım Bakanlığımızın bünyesinde sizin bulaşıyla ilgili çözemediğiniz sorun gibi, bu da çözülemeyince sistem deve kuşu gibi kafasını kuma gömdü ve bu pamukların ithalatı esnasında ithalatçı iplik fabrikasından bu ithal ettiğim pamukta GDO yoktur diye taahhütname alıyor. Bu kara mizah. Ve bir tane aklı evvel de çıkar da siz böyle teminat vererek bunu çektiniz, deponuzdakini kontrol edeyim, GDO varsa, şu anda GDO ile ilgili müeyyide de Türkiye'de çok ağır. Demin tarımsal üretim genel müdürü arkadaşımız sunumunu yaptı öğleden evvel. Biz bu programlardan birini Maraş'ta yaparken ben GDO ile ilgili sizin Progen olarak Yunanistan'a sattığınız GDO'suz çiğitten, tohumdan üretilen, pamuktan elde edilen tohumların veya çiğidin yağlık olarak Türkiye'ye girişinde GDO'lu diye geri mahrecine iade kararı çıktığını hatırlarım. Kıbrıs'a bizim yağcılardan birisinin GDO'suz sertifikasını İskenderun otoritemizden alıp göndermesine rağmen orada fiili kontrolde bulaşı bulununca iade edildiğinde o GDO'suz sertifikasını veren bizim otorite onu tekrar kabul etmedi. İmhasını istedi. Yani bunun neresini tutacaksınız? Neresinden yürüyeceksiniz? Hani deveye sormuşlar sorusunun cevabı gibi bu. Detay isterseniz daha fazla detaya girelim. Yok, de şimdilik zannediyorum yeri değil. Teşekkür ederim. Yani bu konu hem pamukta hem soyada söz konusu. Bugün soyada da 3 milyon tona yakın ithalat yapıyoruz. ABD'den, Brezilya'dan, Şili'den. Bunların üretiminin %90-95'i GDO'lu. Dolayısıyla bu konular çok geniş konular. Bu konuyu uzun bir ortamda tartışmak lazım. Sayın GAP Bölge Kalkınma Dairesi Başkanı Mehmet Bey'in bir sözü var. Vereceğim. Önce mikrofon verir misiniz Mehmet Bey'e? Söz vereceğim. Evet, öncelikle Ulusal Pamuk Zirvesi'ni düzenlenmesinde emeği olan herkese ben tebrik ediyorum. Şahsım ve idarem adına da herkese saygılarımı sunuyorum. Tabii benim sorum olmayacak, bir katkı mahiyetinde bir bilgilendirmem olacak. Biz biliyorsunuz GAP İdaresi bölgenin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınması için kurulan bir kuruluş.
Tabii Türkiye'nin en büyük ölçek, boyut ve hedefleri itibariyle yürüttüğü bölgesel kalkınma programını planlayan, izleyen ve değerlendiren bir kuruluş olmakla birlikte bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi ve model projeler yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle son dönemlerde bizim sürdürülebilir üretime, kaynak verimli üretime katkı sağlayacak projelere ağırlık vermeye başladık. Bunlardan bir tanesi hassas tarım teknolojilerinin bölgede yaygınlaştırılmasıyla bölgedeki hem tarımsal işletmelerin rekabetini ve verimliliğini artırmaya yönelik bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında bir hassas tarıma yönelik, uygulama yönelik geliştirdiğimiz ilk yerli ve milli bir yazılımımız var. Özellikle bu sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak en önemli faktörlerden bir tanesi. Şu anda biz bu yazılım sayesinde hem tabii ağırlıklı çalıştığımız pamuk bu ürünlerin içerisinde 3 tane ürünün spektral imzasını ortaya koyduk. Mısır, buğday ve pamukta olmak üzere. Bu pamukta girdi optimizasyonunu sağlayacak çalışmayı bu hassas tarım yazılımı sayesinde bölgede sağlamaya çalışıyoruz. Osman hocamın da bahsettiği bir pamukta dijital serüveni adı altında bir dijital tarım projesi yürütüyoruz. Amacımız dijital tarım teknolojilerinin pamuk üretiminde kullanmasını sağlayacak bir model oluşturmak. Bunu hem Boğaziçi Üniversitemizle hem Harran Üniversitemizle birlikte çalıştık. Bir uygulamasını yaptık Harran Ovası'nda. Detaya inmedi Osman Hocam. Gübrelemede %30, sulamada %45'lik bir tasarruf sağladık. Dolayısıyla hem masrafı arttıran hem de verimliliği düşüren girdi kullanımını en aza indirmeye çalıştık ama verimliliğimizi koruduk. İyi tarım uygulamamız var İPUT'la beraber bölgede. Şu anda 1000 üreticiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki sene inşallah dönemde yaklaşık 2000 çiftçiyle çalışacağız. Organik tarım küme projemiz var. Model olmuş anahtar seti geliştirdiğimiz, havza bazlı ölçekli özellikle geliştirdiğimiz bir model var. Bütün bu uygulamaları aslında ben sizlerle paylaşmak istedim. Sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak önemli projeler ve ülkemizin her alanında uygulanabilecek projeler. Ben işbirliğine açık olduğumuzu, özellikle Haziran'ı bölgeye davet etmek istiyorum bu örnek uygulamaları gösterme adına. Ben tekrar zirveyi düzenleyen Ulusal Pamuk Konseyi Başkanımıza, Tarım Bakanlığımızın değerli temsilcilerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor. Bu zirvenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Son bir soru beyefendi. Efendim saygılarımı sunarım. İzmir Ticaret Borsası Ajanlarından İbrahim Öngünşen. Ulusal Pamuk Konseyi'nin icra komitesinde 2000 yılından 2007 yılına kadar ben de katkıda bulunmak amacıyla bulunmuştum. Gerçekleştiğinden ve buralara kadar gelmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Pamuğun tabii konsey dendiği mi üretiminden ihracatına kadar, konfeksiyona ve boyasına kadar bütün sektörlerin katılımcı olduğunu biliyorum. Bu aradan sonra hangi konuların üzerinde durulacağını bilmediğimden söz istedim. Çünkü pamuğun bu döneme kadar, şu saate kadar üretimiyle ilgili sorunlar konuşuldu. Üretilen bir malın karlı satılmadıktan sonra, çiftçiyi mutlu etmedikten sonra geleceğinin nereye varacağı konusunda endişelerimizi geliştiriyoruz. Sayın Öngün, daha sonraki bölüme devam edilecekse ben burada devam edecek, tamam. Devam edecek. Tamam. Ben isterseniz sorunuz, daha sonra tamam. Ticari kısmına o bölümde girelim. Tamam. Çünkü sorunlarımız büyük bizim o konuda. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oturumumuzu burada kapatıyorum. Kapatmadan önce sanırım bir evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarından ötürü. Pamuğun geleceğinin tartışıldığı bu oturumun modere eden Profesör Doktor Cafer Mart'a, Sayın Doktor Başak Egesel'e, Sayın Fuat Tanman'a, Sayın Ali Özbuğday'a ve Sayın Mutlu Doğru'ya bir kez daha alkışlarınızla katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz ve bir plaket takdimi olacak. Lütfen bir yere ayrılmayın. Bir saniye, plaket takdimi olacak.
Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı takdimleri için sahneye arz ediyoruz efendim. Buyurunuz. Evet, Profesör Doktor Cafer Mart Progen Tohum Genel Koordinatörüne şu an Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık tarafından plaketi takdim edildi. Evet, BÜGEM İyi Pamuk Uygulamaları, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel'e plaket takdimi Bertan Balçık tarafından yapılıyor. Evet. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tanman'a Sayın Bertan Balçık tarafından plaketi takdim edildi ve son olarak Progen Tohum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Özbuğday'a Sayın Bertan Balçık tarafından plaketi takdim edildi ve Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Mutlu Doğru'ya Sayın Bertan Balçık tarafından plaket takdimi yapılıyor efendim. Devam ediyoruz. Ve son olarak Doktor Veys Yurtkulu'na Bertan Balçık tarafından plaketi takdim edilecek. Veys Bey, evet, burada sahneye alıyoruz kendilerini. Buyurunuz efendim. Evet, Sayın Balçık tarafından Doktor Veys Yurtkulu'na da plaketi takdim ediliyor. Şimdi bir 15 dakikalık ara var. 15 dakika kahve molasından sonra sizleri tekrar salona bekliyoruz. Bu kez tekstilde pamuk ve sürdürülebilirliği konuşacağız. 15 dakikalık kahve. Kompakt tasarıma sahip yeni nesil Campagnola akülü budama makaslarıyla kusursuz kesim yapmak artık çok daha kolay. Yeni nesil üstün İtalyan teknolojisine sahip hem hafif hem de hızlı Speedy, Stark M ve Stark L modelleri lityum iyon aküleriyle bağcılıkta, narenciye ve zeytin gibi meyve ağaçlarının budanmasında en büyük yardımcınız olacak. 25, 32 ve 37 milimetreye kadar kesme çapına sahip Campagnola akülü budama makaslarıyla kalitenin keyfini çıkarın. Demin ürünleri mibzerde, fırfırda atarken çiftçilerimiz en ufak bir sorun yaşamıyor. Ben bunların nikahını kıyıyorum burada, öyle gönderiyorum. Mineral var, azot var, fosfor var, potasyum var, organik madde var. Bunları bitki hemen aldığı zaman başlıyor ihtiyacı olan sentezleri yapmaya, ne lazımsa. Çift çeker traktörle tarlamızda batmaya başladık. Önceden taş gibiydi toprak. Bu ürün Türkiye tarımının Allah'ın izniyle kurtarıcısı. Candem, organomineral gübre, yeni nesil taban gübresi. Siz tercih ettiniz, biz başardık. Same ve Deutz Fahr traktörlerimiz 2021 yılının en çok satan ikinci markaları oldu. Bizi tercih eden siz değerli çiftçilerimize teşekkür ederiz. Çok yakıştı, çok.
Her çiftçi en yüksek verim ve kaliteye ulaşmak için sezon boyunca çalışır. Her sezon soğuk, sıcak, kuraklık, sel, don gibi birçok olumsuzluk bitki gelişimini zorlaştırır. Siz de zorlu koşullarda bile bitkilerinizi, ağaçlarınızı beslemek, gelişimlerini desteklemek istiyorsanız artık sorun yok. Çünkü B4G var. B4G, Amerikan Stoller firmasının bir ürünüdür. Kaliteli bir şey alalım dedim, almadı. Canım, canım, gel kızım, gel. Şimdi ne olacak? İnekler de bekliyor, ben de bekliyorum bizim öküzü. Gelmedi, gitti. Tamirden gelecek de, sağıma yetişecek de, ölme şeyim ölme. Ne o? Yine beceremediler değil mi? Bu sefer annesi varmış. Konuşma be kadın. Meme başlığı bozulmuş, elime verdiler. Şimdi ne olacak? Nasıl sağacağız bunca hayvanı? Ellerinde güne duruyor. Oh, kolaysa sen sağ. Hadi git oradan. Kızma Hüseyin abicim. Sen de üzülme abla. Size mutluluğu getirdim. Sağımı melastı yapsın, mutluluğu size kalsın. Melasti. Bak göğne yazıyor. Bana hayatta demezsin. Bari şuna de bir işe yarasın. Uzun Ar-Ge çalışmalarıyla dizayn edilen Melasti süt sağım makineleri, özel geliştirilmiş meme başlıkları ve vakum sistemi sayesinde süt hayvanlarının meme yapısına maksimum uyum sağlayarak yüksek verimde sağım yapmanızı sağlar. I love Melasti. I love Sultanım. Aile saadetiniz için Melasti. Tabii hayvanlarınızın mutluluğu ve sağlığı içinde. Melasti, kullanıcı ve hayvan dostu. Kuzey Tohumculuk sunar. Mısırı kuruttun mu? Ambarda kuruttun mu? Nenen çarık yerdi. Bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Kusura bakmayın sayın seyirciler. Mısır'a dalmışım biraz. Bakın sayın seyirciler. Bu patlamış mısır. Bu patlamamış mısır. Şimdi bu mısırı yetiştirmek için neler yapmanız gerekiyor onu anlatacağım.